Günaydınlar efendim, hayırlı sabahlar. Bir yeni güne merhaba ile daha güne merhaba dedik ve bugün günlerden eğitim günü. Fatih Aytaç hocamla her salı bu ekranlarda eğitimi dert edinenler olarak biz ülkemizin gençlerine, eğitim yolunda seferber olan herkese nasıl faydalı olabiliriz? İşte bunun derdiyle buradayız sizler için. Umarım herkes uyanmıştır. Sevgili veliler, anneler, babalar, öğretmenler ve eğitime gönül veren herkes. Hepinize bizden kucak dolusu selamlar, sevgiler ve hürmetler diyerek bugüne başlayalım. Ve muhtelif bilgiler dolu dolu sizler için. Aynı zamanda sohbet setinde güzel bir sohbetle sizleri bekliyor olacak. Fatih Aytaç hocamla birlikte efendim bir konuğumuz var burada. Birazdan göreceksiniz. Hümeyra Kalafat. O bir eğitimci ve Montessori eğitim metodunu konuşacağız. Ama öncesinde yine sınav sistemiyle alakalı gündemde olan sorulara ve sorunlara ilişkin bilgiler vermeye gayret edeceğiz bizler de diyelim. Sizler TRT Yeni Güne Merhaba Instagram hesabından bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Eğitim diyoruz ama bunun içinde liselere giriş sınavı var, üniversiteye giriş sınavı var. Efendim normal okul hayatında eğitime dair yine aklına takılan ne varsa her şeyi bize sorabilirsiniz. TRT Yeni Güne Merhaba Instagram hesabını özellikle altını çizerek söylüyorum. Orada lütfen mesaj olarak atmayın. Çok yoğunluk oluyor, göremiyoruz. Ama yorum kısmına ben de göz attığım için böyle dikkatimi çeken sorular ilk başta olunca hemen hocalarıma iletiyorum diyelim. Bu kadar çok konuştuktan sonra çaylar kahveler soğumasın. Bizler başlayalım programa. Hadi bismillah. Fatih Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Allah'a şükür sen nasılsın? Ben de iyiyim. Böyle hani son 3-2-1 diyoruz ya. Evet. Bir enerji patlaması mı oluyor nedir? Yani gerçekten harika bir sunucusun. Ay hocam demeyin. Gerçekten pozitif enerji veriyorsun izleyenlere. Yani sadece bugün için değil. Tüm 5 gün boyunca bu enerji ve bu sunum takdir edilesi bir şeyim var, durumun var. Gerçekten harikasın. Allah razı olsun hocam. O sizin teveccühünüz diyelim, izleyenlerimizin teveccühü. Hocam çok güzel bir gün bizi bekliyor. Özellikle hiç konuşmadık bugüne kadar belki. Girdik ama evet. Tam detaylarıyla Montessori eğitim tekniğini konuşacağız. Konuğumuza da bir hoş geldiniz diyelim. Tabii, tabii. Hani sürpriz konuğumuz var dedik efendim. Hümeyra Hanım'a bir merhaba diyelim. O muhtelif bilgilerde bütün alet edevatlarıyla beraber burada sizler için. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyi. Siz gördük daha iyi oldu. Sağ olun. Bilmukabil. Güzel bilgiler vereceğiz izleyenlerimize. Evet inşallah. Evet. Sabırsızlanıyorum o masaya gelmek için hocamla beraber. Evet. Siz orada sohbetimize katılırken bizler izleyenlerimize hatırlatmalar yapalım. Program başlamadan hemen hocam şöyle ufak tefek bilgiler verelim. Mesela ne var? Biz her salı duyurmaya gayret ediyoruz ve diyoruz ki işte küçük kasabalar olabilir, ulaşım sıkıntısı çeken köy okulları olabilir, doğuda olabilir, güneydoğuda olabilir. Karadeniz'de olabilir, her yerde olabilir. İşte onlardan birisi Ağrı Patnos'tu efendim. Oraya bizim hikaye kitapları gitmiş. Umarım arkadaşlar fotoğrafı hazırlar ve ilerleyen dakikalarda sizlere sunar. Atalay ilk ve ortaokuluna hikaye kitapları gönderdik. Ben fotoğrafı gördüm. Çocukların kitapları gördüğündeki sevincini de gördüm. İnşallah sizlerle paylaşacağız diyelim. Sonra efendim sunucu olarak ben de bugün bir hediyeyle geldim. Hep siz mi geleceksiniz hocam? Şöyle ki 10. sınıfa giden bir öğrenci arıyorum. Dikkat dikkat diye duyuruyorum. Coğrafya fasikülüm var hocam. Sonra çek koparlı 2 tane testim var. Bakın ne kadar çok hediyeyle gelmişim. Sonra yine 10. sınıf konu anlatımlı soru bankam var. Görüyor mu ekran? Sonra 10. sınıf fizik kitabım var. Konu anlatımlı soru bankası. Sonra 10. sınıf tarih var efendim. Şu gördüğünüz elimdeki bütün kitaplar var ya bir sürü bir sürü bir sürü. İşte bunu 10. sınıfa giden bir öğrencimize benden hediye gidecek. Birisi çok güzel yüreği olan bir öğrencimiz bana dedi ki ben bunları kullanmıyorum. Ben şu an 11. sınıfım. Bu kitaplar da heba olmasın. 10. sınıfa giden bir arkadaşımıza gitsin dedi. Ben de memnuniyetle dedim bugün programda verelim o zaman dedim. Peki 10. sınıf özellikle altını çizerek söylüyorum. Bize nasıl ulaşacak? Şu an TRT Yeni Güne Merhaba Instagram hesabında olan fotoğraf var. Dün onu koymuştuk. Onun altına lütfen arkadaşlarınızı etiketleyerek programın böyle eğitime gönül verenlere siz de duyurun tanısınlar bizi. Bizim reklamımızı sizler yapın ve bu seti de alın diyerek ben artık Fatih Aytaç hocama o sözü bırakacağım. Hocam. Şimdi ben tabii Sevde'yi yürekten kutluyorum. Böyle gönlü güzel çocuklarımızın olması
bakın bu bir paylaşımdır işte. Yani bana yaramıyor, dursun diyeceğine en azından birinin katkısı oluyor. Evet. Yani eğer biz araç ve gereçlerimizi bu şekilde kullanmaya kalkarsak hem birine katkımız olmuş olur hem de daha verimli şekilde. Yani birilerine destek veriyorsun şu anda. Kim bilir onun kime ihtiyacı vardır. Kim bilir hangi konuyu öğrenip de kaç soru yapacaktır ay oradan. İnşallah. Bunlar ayrıntı gibi gözükse de gerçekten çok önemli şeyler. Tabii biz biraz süslemeye çalışıyoruz da soru soruyoruz. İzleyicilerimizin dikkatini çekmek için beyin jimnastiği yapmaya çalışıyoruz. Bu nihayetinde bugün biz gerçekten de eğitimi dert edinenler olarak her açısından bakıyoruz. İşte bugün 0 yaşından itibaren 6 yaşına kadar bir çocuk nasıl eğitilebilir evde anne baba öğretmensiz ne yapılabilir konuşuyoruz. Daha sonra ortaokula geçiyoruz. İlkokul yıllarını anlatıyoruz. Üniversite hazırlık hele hele bugün yeni değişen LYS yani TEOG, eski TEOG adını verdiğimiz. Şey harfleri karıştırıyor. Evet. Liseye geçiş sınavı diye ben o yüzden kısa olarak diyorum. Adı ne verirse versin insanlar. Onların detaylarını anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla eğer buradan bizi izleyenlerin herhangi bir sorusuna bir toplu iğne başı kadar bile destek verebiliyorsak ne mutlu bize. İnşallah. İnşallah hocam. Verelim, vermeye devam edelim o desteği. Allah sizleri de başımızdan eksik etmesin diyorum. Hocam şimdi ben niye bu öğrenme tekniğine, öğretme tekniğine geçmeden evvel sınavlar hakkında soru sormak istiyorum? Ben sana bir soru sorabilir miyim bundan önce? Ya hocam. Hayır, öyle değil, şey değil yani normal bir soru. Matematik sorusu değil. Matematik sorusu değil. Ne? Hayır, hayır. Şimdi ben bugün özel olarak bunu sordum. Ve bunu programın sonunda açıklayalım. Çünkü oraya geçeceğiz. Instagram'da sorduğunuz soru mu? Evet. Bunu bir paylaşalım istersen. Paylaşalım. Yani bu gerçekten de merak ediyorum. Ayrıca ben cevabı da düşündüm. Evet. Onu ve verdim. Konuşalım. Ama şu an veremem. Yani soru şuydu. Hı. Bir evde iki kardeş var. Bir portakalı için kavga ediyorlar. Ve uzaktan anne baba onu izliyor. Ama kavgaları portakal yüzünden sen alacaksın ben alacağım diye. Bir anne baba olarak bu portakalı bu çocuklara nasıl paylaştırırsınız? Bir, aklıma gelenleri söylüyorum. Hı. Eşit olarak ortadan bölerim, yarısı sana, yarısı sana derim. İki, büyük olana veririm. Üç, küçük olana veririm. Dört, ben yerim, hiçbirine vermem. Kavga ettikler için hiçbir şey vermem onlara. Biraz şefkatliysem zayıf ve güçsüz olana veririm. Çok ağlayana veririm. Ya da çocuklara portakal istiyorlarsa hemen bir tane daha getiririm, birer tane portakal daha veririm. Bunu çoğaltabiliriz. Ya da ne olabilir? Senin aklına ne geliyor böyle bir soru? Bana şimdi sordunuz, ben cevap vereceğim. İzleyicim ne diyecek? Hayır, sen herkes cevabını, tamam, herkesin bakış açısı farklıdır çünkü. Yani. Ben bir kere o çocukları alırım karşıma. Nasıl çözümü üreteceğiz diye ben bir sorarım. Çünkü eşit verirsem garip oluyor değil mi benimki? Hayır, yok, yanlış veya olmuyor. Doğrusu yok bunun. Hayır, bak, ben fikrimi söylüyorum. Herkesin fikri ayrıdır zaten. Tamam. Yani herkes aynı pencereden bakamaz. Merak ettiğim için soruyorum. Ben yani. Söyleyeyim o zaman. Şimdi biri küçük biri büyük. İki kardeş. Şimdi niye eşit vermem? Belki diğerine daha fazla gelecek onun mide oranı. Bilmiyorsunuz. Hı. Öbürü daha iştahlı belki. Birisi sadece bir ısırık alıp bırakacak. O yüzden ben çocukları alırım karşıma. Biz buna nasıl çözüm üretebiliriz? İkiniz de yemek istiyor musunuz? Ne kadarını yemek istiyorsun gibi. Onlarla ben istişare yaparak... Tamam, bu sonuç senin görüşün. Bu benim tekniğim. Hocam sizin görüşünüz nedir? Hümeyra Hanım. Nasıl paylaştırırsınız portakalı siz olsanız? Aklınıza ne geliyor? Yani ikinizden ilk gelen şey nedir? Evet. Şimdi bir anne olarak... Doğru cevabı aramıyoruz yalnız. Öyle bir şey yok. Yani herkesin bir yaklaşımları tahlil ediyoruz. Bir anne olarak düşündüğümde tabii çocuklarımı tanıdığım için Tuba'nın da söylediği gibi hangisi daha fazla yer, hangisi daha fazla daha az yeri düşünebilirim. Burada büyüklük ve küçüklüğü baz alabilirim. Bu noktada işte kardeşine biraz daha az verebiliriz, sana biraz daha fazla verebiliriz diye bazı şeyleri alttan çocuğa empoze etmeye çalışabilirim. Fakat yine de adaletli olmak ve sonuçta herhalde ikiye bölmek benim için daha de... Daha mantıklı diyorsun. Evet. Bir yönetmeni de yapınca ne diyor? Oradan da kulağına gelirse onların da görüşünü alırız biraz sonra. Sevgili onlar Reji. De yani herkesin Reji'nin anne ve babaları. Örneğin kameraman arkadaşım da görüşünü çocuk? Alayım. Sen ne diyorsun? Çocuk empati yapalım. Nasıl paylaştırırsın? Eşit mi paylaştırırız? Eşit paylaştırırım diyor. Eşit mi? Evet. Şimdi buradan şuraya gelmeye çalışıyorum. Bunun cevabını ben kendi görüşümü daha sonra söyleyeceğim. Programın sonunda söyleyeceğim. Merak ettim. Eğitimle öğretim arasındaki fark nedir bu durumda? Eğitim ve öğretim arasındaki fark nedir? Bakın bizim programımızın özü bu zaten. Eğitimle öğretim arasındaki farkı anlatmaya çalışıyorum. Anlatalım. Kulağına geleni hemen cevabı alalım. Ben yerim yapımcımız diyor diyormuş ki evet. Yaramaz olana vermem, uslu olana... Öyle mi dedi?
Yaramaz olana vermem. Usta olana veririm demiş. Herkesin farklı bir yaklaşımı var. Tamam. Burada biz eğitim, bu örnekten belki baz alarak şimdi, eğitim arasındaki farkı. Eğitim yani bir bilgiyi edinme süreci öğretimdir. O öğretimi betimleyip, içselleştirip, eyleme geçirme süresi de eğitimdir. Örneğin kırmızı ışıkta geçilmez. Bu bir öğretimdir ama bunu uygularsan eğitilmişsindir. Şimdi bununla ilgili bir şey anlatayım size. Ondan sonra geçelim. Ya da arabada cep telefonuyla konuşulmaz. Bakın altını çizerek söylüyorum. Arabada cep telefonuyla konuşulmaz. Bu bir öğretimdir. Ama bunu içselleştirmez, işte yani öğrenmişseniz gerçekten de yapıyorsanız eğitimini almışsınız demektir. Şimdi meşhur bir hikaye vardır Yasef'in keçileri diye. Hükümdar Yasef'e diyor ki, bu keçiye diyor, hadi diyor okuma yazmayı öğret diyor. Yasef de sayfaların arasına otları koyuyor, yaprakları koyuyor. İşte keçi belli bir süre sonra onu güttüğü için çeviriyor diliyle, yaprağı yiyor, kafasını sallıyor, çeviriyor. Sonra yaprakların şeylerini seyrekleştiriyor. İki sayfaya koyuyor, üç sayfaya koymuyor. Keçi yine açıyor, yapraklar yiyor, kafasını sallıyor. Tabi arıyor sürekli ve en sonunda artık bu kaç ay ne kadar devam ediyor bilmiyorum ama başlangıca ve sona koyuyor. Diyor ki, öğrettim, öğrettim. Keçi tabii devam ediyor. Her sayfayı çeviriyor, çeviriyor, çeviriyor. Tabii hükümdar bunu görünce bunun böyle olacağına inanmıyor. Hı hı. Sor bakalım diyor, ne anlamış okuduklarından diyor Yasef. Yasef de diyor ki, onu ben bilmiyorum, siz sorun siz diyor. Bakın burada Yasef'in keçiye yaptığı öğretimdir. Hükümdarın Yasef'e yaptığı eğitimsizliktir. Çok güzel bir örnekti hocam. Aradaki farkı anlatmaya çalışıyorum. Yani eğitimci olmak için önce rol model olman gerekecek. Dediklerine uyacaksın. İşte bugünkü konumuz da biraz bununla ilişkili diye düşünüyorum ben. Şimdi dolayısıyla her yaştaki çocuğa, biz daha çocuklarımız doğduğunda onların iyi bir birey olması için çaba sarf ederiz. Önce sağlıklı, itikatlı, memleketini, vatanını seven, dinine inanan ve özümsemiş bir birey olması için de elimizden gelen her şeyi yaparız. Ama bunların arasında da işte çocuğumuz okusun, adam olsun ve mutlaka satır aranda vardır büyük adam olsun. Bu hep konuşulur, böyledir yalnız. Büyük adam olması için de işte ter akıtması gerekir, emek vermesi gerekir. Herkes kendi doğrularını öğretir. Bu eğitim ve öğretim dediğimiz böyle bir sistem. Yani herkesin kendine göre bir sistemi var. Ama pedagojik olarak, ideolojik olarak değil yalnız, pedagojik olarak bizim de doğrularımız var. Hangi yaş grubunda, hangi çocuğa ne yapmanız gerekiyor? Şimdi buradan yola çıktığımızda, eğer biz bir çocuğu niteliklerini, karakterini, mizacını, kişiliğini, öğrenme stilini bilmeden bu çocuğa yaklaşırsak ve illa şu olsun, hep aynı şeyi söylüyoruz ama şu olsun moduyla yola çıkarsak kaybederiz. O yüzden sisteme bağlamaya çalışıyorum. Şu andaki yeni liselere geçiş sınavını bu mantıkla yapmaya çalışıyorlar. Artık diyorlar ki, bir çocuk illa doktor olmak zorunda değil. Ya da illa Sezen Aksu olmak zorunda da değil. Yani bir tane var zaten Sezen Aksu. Hatta adıma yani bilmediğim için böyle meşhur isimleri söylemeye çalışıyorum. Veya işte doktor meşhur A kişisi. Ama kendi yapabildiği konusunda en iyi olması için herkes fen lisesinde okuması gerekmiyor. Herkesin yani biz şimdi iyi okuma deyince fen lisesi, sosyal bilimler lisesi veya işte proje okulları aklımıza geliyor. Oysa bu memleketin gerçekten de sanatçılara da ihtiyacı var, ressama da ihtiyacı var, meslek gruplarına da ihtiyacımız var ama hakkıyla bu işi iyi yapan insanlara ihtiyacımız var. Ama biz adam olsun, büyük adam olsun deyince aklımıza büyük meslekler geliyor. Şimdi böyle olduğu zaman önce ne yapmak gerekiyor? Çocuğumuzun neyi ne kadar yapabildiğini görmemiz gerekiyor. Bir daha söylüyorum ben bunu. Bir çocuk eğer gerçekten A dersini yapamıyorsa, biz zaten A, B dersini yaptığı zaman zeki, akıllı diye adlandırırız. Örneğin matematiği çok yapan çok zekidir. Böyle bir şey yok. Çok düzgün çalışan, verimli çalışan öğrenci matematiği yapar. Bununla değerlendiririz. Oysa çocuğun sosyal faaliyetlerini, yatkınlıklarını, yetilerini, işte sen çok iyi bir psikologsun.
Yani bunu daha önce de sormuştum. Şu anda da olsam aynı şeyi. Ama aynı zamanda çok iyi de bir sunucusun. Bak meziyetlerini, yeteneklerini görüyorsun, geliştiriyorsun. Ama belki sana ben doktor olabilir miydim? Belki olurdun. Ama olsam belki mutlu olmayacaktım. Evet, başarılı olmayacaktım. Onu bilmiyorum. Evet. Belki de olamazdın. Evet. Bu kadar başarılı olamazdın belki de. Hı hı. Belki de laf olsun diyor mesleği yapardın. Şimdi evet. Çocuklarımızı daha baştan yönlendirirken, bir takım meslek gruplarına yönlendirirken, çocuğumuzun omuzuna nasıl bir yük yüklememiz gerekiyor, neler yapmamız gerekiyor, buna daha ortaokul yıllarında, ilkokul yıllarında karar vereceğiz. Bu da çocuğumuzu tanımaktan geçiyor. Evet. Peki ben iki sorumu sorsam izleyicilerim, belki onların da belki aklında olan bu soruyu sormuş olacağım bilmiyorum ama biz yeni bu hep TEOG diye konuştuk, artık o yok. Peki biz şunu duyabilecek miyiz haberlerde? Sınav, yani merkezi sınav değil mi? Mahalli sınav olmuş oluyor bu. Yani mahalli dediğimiz işte o nerede oturuyorsak değil mi? İkametgahımız. Sınav değil mi? Yani oturduğun yerden sınava girmeden. Mahalli yerleştirme sistemi belki. Yani evet tabii, yani bulunduğun ulaşımın daha kolay olabilmesi için. Evet. Peki bu sistemde olanakları kısıtlı olan öğrenciler bu sisteme dahil olabilecek mi? Diye ben bir soru sorsam. Ya da bunu daha da açsam. Anadolu'nun bir kasabasında, bir köyünde şunu duyuyorduk değil mi biz TEOG'da? İşte çobanlık yaparken TEOG'da şu kadar puan aldı ve dereceye girdi gibi duyuyorduk. Evet. Ne yapıyordu? Yine sınava girip yine dereceye girecek. Yine girebiliyor. Şimdi bunları biz, bu tabii ki eleştiri değil. Ben merak ettiğim için soruyorum. Hayır, zaten bunlar kaybolmadı. Zaten şöyle, biz burada şunu yaparken diyoruz ya, bizim derdimiz pedagojik olarak yaklaşmak. Evet. Zaten bakanlık yetkilileri, Sayın Bakan da bunu açıkladı. Eğer bu konuyla, bu sistemle ilgili uygulama aşamasında aksaklıklar görürsek değişiklik yapacağız zaten diyor. Yani değişimden korkmamak gerekiyor zaten. Biz zaten bu sistem A her tarafı çok iyidir, B her tarafı çok kötü şeklinde yaklaşmıyoruz. Hı. Sadece görüşlerimizi aktarıyoruz. Olumlu ve olumsuz yanları. Tabii, yani olabilir. Gözden kaçan tarafları da olabilir. Zaten bu ancak uygulandığı sürece olur. Ancak buradaki soru şu, anladığım kadarıyla. O dediğin işte A şehri bulunan bir öğrenci, yani belki orada buna takılıp kalındı, okullara bir ad verildi, en iyi okullar, işte kaliteli, ne demişler, bir de okullar açıklanacakmış Mayıs ayında, nitelikli okullar ne, ha, yani ne kadar nitelik, niteliksiz mi acaba diye. Hı. Şimdi burada bakın, en iyi okullarda okusun derken, yani tabii şimdi bu okullar özgü okullardır. Burada biraz daha çalışan, çalışabilen, emek harcayan öğrencilerin girdiği bir okuldur. Takdir edersiniz ki 6. sınıftan itibaren gününü verimli çalışmayla, görevini yerine getirerek bir öğrenciyle hiç çalışmayan bir öğrencinin, hı hı, arasında farkın olması gerekiyor elbette yani. Değil mi? Aynı eğitimi tabii almamaları belki. Ama demiyorlar ki sen giremezsin. Sen de gir kardeşim diyorlar bu sınava. Girebilirsin. Hı hı. Ama aldığın nota göre biz oraya yerleştireceğiz. Yani yoksa bunlar girmeyecek, %10 girecek diye bir şey yok. Herkes girebilecek bu, hı hı, sınava. Girip aldığı puana göre. Ama öbüründe de diyor ki sen eğer... Ola ki böyle bir okulda okumak istemiyorsun. Ya benim hayallerimin arasında bu yok. Ben bir fen lisesinden mezun olup ya da işte sosyal bilimler lisesinden mezun olup ben A grubunda meslek yapmak istiyorum. Dolayısıyla benim için ulaşım, kendi rahatım ve düzgün çalışmam daha önemlidir. Mahallende istiyorsan 5 tane okul seçeceksin. Peki bu 5 okulun, diyelim ki A okulunun 5 tane kontenjanı var veya 100 tane kontenjanı var. 150 kişi müracaat etti, ne olacak diye sorarsan, onda da çocuğun 6. 7. ve 8. sınıftaki not ortalamasına bakarak öncelik sırası tanınacak. O yüzden o 5 tanesinden birine girecek. İlla orası diye değil. Ha, bu daha sonra. Dolayısıyla burada belki şöyle bir sorun çıkar. Ben bir eğitimci olarak şunu düşünüyorum. Doğaldır. Bir sınıfta bir 2 tane matematik yapan bir öğrenciyle 10 tane matematik yapan öğrenciyi aynı sıraya koyduğunuz zaman belki bir öğrenmesinde öbüründe gerileme, onda ilerleme olabilir ama mesela 4-8 tane olsa, biri az biri ortalama, çok derken ya ortalama olsa, belki zayıf olan öbürüne yetişmek için. Bu konuda aynı fikirdeyim sizinle. Yani ama diğerinde sıkıntı çıkabilir diye düşünüyorum. Yani bu heterojen yapı belki bir sıkıntı çıkartabilir. Yani homojenlik de bazen iyilerin, kötülerin diye. O zaman ayırdığın zaman zaten sistem buraya gidebiliyordu. Sistem bu şekilde. Yani bak, 17 bin tane ortaokulumuz varmış. 11 bin tane de özel adlarda farklı lise türleri varmış. Ve yaklaşık 8. sınıf öğrencisi 1 milyon 200 bin civarında. 1 milyon 200 bin civarında. Yani Sayın Bakan'ın dediği %10 civarında. Yani demek ki 1 milyon
%10'u kaç yapar? 120 bin civarında bir öğrenciden bahsediyoruz. Yani %8'lik bir dilimden bahsediyoruz biz. Onların ayrılmış bir kontenjan var. Onların okuyabileceği yere istiyorsa bu öğrencilerin hepsi de girebilir. Kontenjan arttırmaya gidecek bu okul, doğru mu? Bu yani nasıl kontenjan, etkileyecek? Yani yok, kontenjan artırmaya gitmeyecek. Benim kontenjanım bu diyecek. O kadar. Ona göre sıralamada öğrenci alacak zaten. Kontenjan artırma olmayacak. Yani yeni yeni belki de. Ya buradaki amaç şu. Biz sınav sistemini konuşuyoruz. Eğer ki benim ütopik hayalim buydu zaten, sınavsız geçiş. Sınavsız bir şey olmayabilir, doğrudur. Yani ölçme ve değerlendirme dediğiniz sistem mutlaka çocuğun öğrendiklerini yansıma için bir değerlendirme yapacaksınız. Bunun adına sınav deniyor. Ama bu kaygı stresle paniğe dönüşüyorsa sıkıntı var demektir. Burada o yaştaki çocuğun omuzundan alacağın kaygıyı azaltmak için yapılan. Ama ben bu sınavdan korkmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hayatımız sınav. Çocuk evlenirken bir sınava giriyor, işe girerken bir sınava giriyor. Her şey bir sınavdır aslında. Nefsiyle cebelleşirken bir sınava giriyor. Evet. Şimdi dolayısıyla öğrendiklerinin yansıması için yapması gereken sınavın içeriğidir. Sınavın adil olmasıdır. Sınavın çocuğunun okuduklarının yansıtacak bir sınav olması. Ve fırsat yani eşitliği sunması değil mi? Kesinlikle. Türkiye'deki bütün öğrenci bazında baktığımız zaman. Tabii yani böyle olunca zaten o sınavdan korkmamak gerekiyor. Ama yine takdir edersiniz ki çalışan ve çalışmayan çocuğun arasındaki ayrım yapmak için, yani herkes A lisesinde okuyor dersek, o zaman dediğin gibi o liseler dolar taşar, ama diğer okullarımızın seviyelerini birbirine yaklaştırırsak, işte burada da o atanmışlık değil adanmışlık mesleği, öğretmenliğin donanımı çok önemli. Eğitim fakültelerinin öğretmen yetiştirirkenki tavır ve tarzları çok önemli. İçerik çok önemli ve öğretmene vereceğimiz değer çok önemli burada. Çünkü öğretmen gelecektir bizim için. Dedik ya geçen haftalarda neleri değiştireceğini söyledik. Öyle öğretmenlerin çoğalmasını sağlarsak, okulların seviyelerini birbirine yaklaştırırsak bu hemen yarın olmaz. 3 sene sonra da olmaz. O zaman bir yerden başlamak gerekiyor. Yani sadece eleştirmek değil. Alternatifin ne? İşte Finlandiya. Ya kardeşim, Finlandiya ile bizim şeyimiz farklı. Bizim kendimize göre bir sistemimiz var. Evet. Ya bu arada ben bir diş operasyonu geçirdim. Bazen harfler S şey çıkabiliyor. Her tek evet, yani o yüzden. Yok, gayet sempatik oluyor hocam. Öyle değil mi izleyenlerimiz? Kusura bakmayın. Şimdi şunu da yani sistemde yaşıyor da şimdi bu şunu da konuşsak mı acaba? Eğitimde yapılan bu değişiklikler bir reform olarak bakmak, yenilik. Hani böyle bu kadar çabuk acaba denenip test edip bir reform bazında değerlendirilebilir mi? Yani şöyle ben böyle pilot bu pilot okullarda bu, bir denenme, yanılma ne diyeyim? Kesinlikle katılıyorum. Almak mı? Paydaşların veya bu dahil olacak insanların, öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin yani toplumdaki bütün kesimlerin görüşü alınarak beklentilerine cevap verecek şekilde bir sistem oluşursa zaten bir süreç başladı. Evet. Bu süreç açık açık görüşlerinizi şuraya yazabilirsiniz, şunu yapabilirsiniz diyorlar. Bu ben bunu yaptım, oldu, bitti. Zaten bu çok yanlış bir şeydir. Elbette aksaklıklar çıkacaktır. Elbette bazı şeyler gözükecektir. Önemli olan o aksaklıklar çıktığında ısrarcı olmaması. Bunun için de sayın yetkililer herhalde bunu mutlaka değerlendireceklerdir. Evet. Buna göre yapacaklardır. İstersen hazır açmışken hemen şeyde bu... Geçelim hocam. Verelim biz. Zira ekranımıza geçsinler. Birkaç soru da geliyor hafif bunlarla alakalı. Fatih Aytaç hocama ileteceğim. TRT Yeni Güne Merhaba Instagram hesabındayız. Size bir klavye kadar yakınız efendim diyelim. Bugün konumuz güzel gidiyor ama... biz muhtelif bilgiler masasına doğru şöyle geçeceğiz. Ufak bir ara vererek geçsek diyorum ben. Zira belki bize çay gönderirler. Böyle soğuk bir Ankara gününde eğitimle içimiz ısınırken çaylarımız da tazelenip dursun efendim. Bizler devam edeceğiz. Ayrılmayın.
Yeni güne merhaba, muhtelif bilgilerde bilgi doyuluğu devam ediyor ve Fatih Aytaç hocam, sizler için ekrana şu an gelen liselere giriş sistemi 2017-2018, bunlar hakkında bilgi vereceğiz. Evet, biz bunu hatta sosyal medyada bizi takip eden Ömer Ara diye bir arkadaşımız, matematik öğretmen arkadaşımız var. O hazırlayıp selam olsun göndermiş. Düzenliyorlar, sağ olsunlar. Geçen hafta başka bir arkadaşımız gönderdi. Hepsini sevgiyle selamlıyorum bu arkadaşlarımızın. Ömer Hoca'nın da eline sağlık. Toparlamış bunların hepsini ama genel olarak şöyle düzenleyecek olursak biz, işte öğrencilerin yaklaşık %90'ı adresine yakın olan okullara yerleştirilecek derken, demek ki %10'u o okullardan, o dediğimiz gibi tırnak içerisinde nitelikli olarak adlandırılan okullardan oluşuyor. Yani bu özel statüsü olan okullar diyelim biz buna. Çünkü bu biraz itici bir kavram. Yani burada bazı kavramları konuşmamız gerekiyor. Burada algılanması gereken eleştiriye açık bir kavram. Bu niye o zaman niteliksiz mi falan. Yani niteliksizde niye var? Yani, çıkar evet, sorar halktan biri. Yani o yüzden o okulların olduğu sınava girilecek. Gösterelim arkadaşlar. Buna herkes girebilir. İsteyen öğrenciler bu okullar için, bu özel okullar için yani... Hala sınav var tercihe bağlı. Tabii, mutlaka sınav var. Merkezi sınava girecekler. Bu sınavlar kendi okullarında olacak. Girecekleri sınav. Ve 60 soru 90 dakikadan oluşacak. Sosyal bilimler ve matematik oluşacak. Mayıs ayında bu okulların isimleri açıklanacak. Sınav sayısal ve sözel olmak üzere iki bölümden tek kitapçık şeklinde yapılacak. Bir günde, Haziran'ın ilk haftasında yapılacak. Zaten yazılmış buraya. Şimdi şurayı bir açıklayalım. Sınavın ağırlığı 8. sınıftan ama 6. ve 7. sınıfın konularını da kapsayan. Şimdi Sayın Bakan yetkilileri, burada şuna paniklemeyelim. Biz 60 soru, 3 yıl... Her seneye 20 tane soru düşüyor eşit şekilde dağılsa. 6 ders varsa her soruya, her derse 3 soru düşüyor. Ben şimdi haneye çalışacağım. Şimdi sevgili veliler, bir eğitimci olarak şunu anlatmak istiyorum size. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanımlar diye, yani kitaplarla ilgili size bunları öğrencilere verilirken, A konusu anlatılırken bu konunun sonunda nasıl bir kazanım elde edilir? Örneğin üstü sayılar veya sayı kavramı anlatılırken çocukta nasıl bir edinme, ne bekliyoruz bunun sonunda ve bunu bilmesi için geçmişle ilgili hangi konuları bilmesi gerekiyor? Bağıntılıdır. Yani kazanımlar iyi incelenirse, yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı ders kitapları bakıldığında oradaki önem sırasına göre zaten sorun içeriği kendiliğinden çıkar. Kaldı ki Milli Eğitim Bakanlığı yakında bu sıralar bununla ilgili sorular da yayınlayacak zaten. Sınav sonuçları Haziran ayında açıklanacak. Temmuz ayı içerisinde tercihler alınacak. Öğrenciler, yani bu sınavlara girmeyen öğrenciler, dediğimiz gibi 5 tane okul tercihi yapacaklar kendi bölgelerinden. O 5 tane okuldan birine yerleştirilecek. Az önce dediğim gibi neye göre yerleştirecek peki? Ahmet ile Mehmet arasındaki fark ne olacak? Örneğin ben Ankara'da Çankaya'da oturuyorum. Çankaya'dan 5 tane okul seçtim. Birisi A okulu. Onu Tuğba da seçti. Ben de seçtim. İşte kameraman arkadaşımız da seçti. Neye göre yapılacak? Hangimizin öncelikle 6. 7. ve 8. sınıf ortaöğretim puanları yüksekse o öncelik sırası alacak. Daha sonra da diğer şeylere yerleştirilmiş olacak. Buradaki amaç, hemen yarın olmasa bile belli bir süre sonra okulların seviyelerinin ve öğretim stillerinin ve öğrenme biçimlerinin aynı şekilde birbirine yakın hale getirmek. Ne kadar olabilir? Bunu da yaşayarak göreceğiz. Bunun dışında sınava giren ve girmeyen öğrencilerin sonuçları aynı anda ilan edilecek. Yani kabataslak olarak bu sistemde vereceğimiz bilgi bu kadar. Evet. Sormak istediğim bir şey var mı? Vallahi hocam, ben siz bunu yaparken izleyenlerimize bakıyorum. Onların sesini de buraya taşımak gerekiyor. Evet. Tartışmalar var. Mesela Dilek Hanım demiş ki bu sınavın en beğenmediğim tarafı sınavda 6. ve 7. sınıf konularından da soru çıkması. Lütfen bu konuya da dile getirin. Yazık çocuklarımıza demiş. Ben okuyacağım sizde kalanlarla. Hocam mesela bir tane... Ayten Hanımsa çok değişik bir yorum yapmış. Bence liseye yeni geçmek için...
uygulanan sınav sistemi iyi değil. Benim evime fen lisesi yakınsa, çocuğum fen lisesine gidecek, kapasitesi yoksa ne olacak? Deneme yanılma derken çocuklara yazık oluyor bence. Ortaokulun ortalama notlarına göre yerleştirilse, sınav kalksın, önceki sınavla aynı içerik değişik olsa gibi. Böyle değişik, yani ben izleyenlerimiz ve bilgilerimizin sesini buraya taşımaktan keyif alıyorum açıkçası. Evet. Yani dediğimiz gibi şimdi bu fen lisesi, sosyal bilimler lisesi veya diğer özellikle bazı özel adlandırılan proje okulları, bunlar sınavla alabilecek. Hatta bu durumda özel okulların çoğu kendi sınavlarını kendi yapabilecekler. İşte yabancı dille eğitim yapan yabancı okulların bazıları kendi sınavlarını kendi yapabilecekler. Dolayısıyla elbette takdir edersin ki bir yerde başarı varsa, bir çocuğu değerlendirmeniz gerekiyorsa sınav mutlaka olacaktır. Sınavdan korkmamak gerekiyor. Sadece sınava verilen anlamdan korkmak gerekiyor. Ben sınav adil olduğu süre içerisinde çocukların becerilerini, bilgilerini, okuduklarını yansıtacağı bir düzenek, ölçme, değerlendirme olduğu süre içerisinde sınavdan korkulmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Evet. Hocam şöyle bir muhtelif bilgiler masasına doğru yanaşıyorum hocama. Şöyle bakıyorum acaba çay gelmiş mi diye. Çay gelince alacağım ve ikram edeceğim. Hümeyra Hanım çok siz burada yalnız bırakmadık değil mi? Yo, ben keyif alıyorum. Keyif alıyorum. Bizim programımızda herkes keyif alır. Evet. Stüdyonun öyle bir havası vardır çok şükür. Bu arada portakaldı değil mi? Sorumuz evet, portakalı nasıl bölüştürürüz diye onunla alakalı da yorumlar gelmiş. Birkaçını okusam mı hocam size? Mesela. Ayten Hanım, eşit şekilde bölerdim. Bir daha portakal yüzünden kavga etmeyin bir de derdim. Bu portakalı bize veren Allah'a şükredin derdim demiş. Mesela Hasan sanırım ismi. Evet, Hasan Aydın da ben büyük olana verirdim. Kardeşiyle paylaşıyor mu kontrol ederdim. Eğer paylaşıyorlarsa kardeşiyle paylaşma duygusundan dolayı mutlu olurdum. Eğer tersi olursa paylaşamadıklarında ikisi arasındaki diyaloğu geliştirmek için çabalardım. Bu seçimi onlara bırakırdım. Wow. Evet, ben bir ipucu vererek devam edeyim. Güzel. Hocama başlayacağız. Evet. Bu arada hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ yani olun. Bizim baştan beri görerek eğitim dediğimiz, edinerek eğitim. Yani hep şunu söylüyoruz biz. Öğrenmede eğer duyu organlarınızın iki tanesini çalıştırıyorsanız bu öğrenmedir. Doğru. Ama üç tane duyu organınızı hem görerek, işiterek, yaparak, yani en az üç duyu organınızı çalıştırarak öğreniyorsanız bu edinmedir ki, edinme hiç çıkmaz. Doğru. Sanırım işte bu tam bizim dediğimiz şey. Yani sıfır yaşından itibaren doğru, hemen başlayan hemen. Doğru. Çocuğa vereceğiniz eğitimi ben şimdi biraz sonra zevkle bekliyorum. Bir sürü şeyiniz var. Hocam bu mercimek şöyle bir şey söyleyeyim. Sorba mı yapacaksınız? O nedir? Şu bitki çayını da ben koyayım ikram edeyim. Çok teşekkür ederim. Ha, o çocuğa bir şey mi öğreteceksiniz? Şöyle bir şey söylüyoruz hocam. Özellikle belli bir yaş döneminde öğrenciler somut öğrenme düzeyindedirler. Bu yüzden de şöyle bir mottomuz vardır bizim sistem içinde. Çocuğun eline veremediğiniz herhangi bir şeyi aklına da sokamazsınız. Bu yüzden çocuğun gördüğü, dokunduğu, eline aldığı, karşılaştırdığı her şey onun için bir öğrenme şekli olur. Ve tabii somut öğrenmeyi destekleyen materyallerin hepsi, ki burada hemen hemen bizim bir sınıfımızda bulunan materyallerin 20'de biri vardır diyebilirim. Fakat şuna şöyle de bakmamak gerekir. Söz konusu sistemimiz sadece materyallerden oluşan bir sistemdir diye düşünüldüğünde o zaman eksik kalırız. Meselenin temelinde bu işin bir felsefesi var aslında. Şöyle ki bir hedefimiz var. Hedefimiz daha çok küçük yaşlardan, yani aylardan, ilk doğum aylarından itibaren çocuğun kendi kendine keşfedebilmesi, kendi kendine fark edebilmesi, yapabilmesi. Yine söylediğimiz bir etiketimiz var bizim. Çok meşhurdur bu. Kendim yapabilmem için bana yardım et. Yani biz böyle anneler, eğitimciler pek böyle telaşlıyız. Her şey çok çabuk bitsin, her şeyi hemen yapalım. Çocuklarımızın işlerini, öğrencilerimizin işlerini bizzat biz kendimiz yaparız. Ayakkabı bağlamak, montunun fermuarını çekmek. Oysa sistemde hedeflediğimiz şey bunların yapılmaya başlanmasından itibaren, ki çocuk kış olduğunda dışarıya çıkar, soğuğu gördükten sonra montunu giymeyi kendisi tercih eder. Yani bir daha hocam oraya alabilir miyiz? Yani demiştiniz tek başına yapabilmesi için. Kendim yapabilmem için, tek başıma yapabilmem için bana yardım et. Nasıl yapıldığını göster. Kesinlikle. Şöyle, biz eğitimciler olarak zaten
çok az bir konuşma ile, sadece hal diliyle gerek materyallerimizi gerekse felsefemizi öğrencilerimize sunarız. Bir sunum yapılırken öğrenciyle birebir çalışmayı tercih ederiz. Hatalarımız olabilir, eksiklerimiz olabilir, öğrenciden bahsediyorum, biz de dahil. Hiçbir şekilde hayır, asla ona hiç böyle bir şeyimiz yoktur. Dahili yok, evet. Başa döneriz, yeniden kendi yanlışını ya da hatasını bulması için ona fırsat veririz. Davranışların tamamı içinde bu bir gerçek ve sistem dolaylı yoldan öğrencinin kendisini fark etmesi, neler yapabildiğini gözlemlemesi ve onu tek başına yapabilmeye gayret göstermesini otomatikleştiren bir sistem. Evet. Aslında biraz temel gibi geldi bana sabır. Özellikle kesinlikle. O hani yardım eden kesinlikle. Kişi olarak sabırlı ve sakin olup kesinlikle. Acele etmeden çocuğa alan ve zaman vermek. Yani kesinlikle. Çıkış noktamız belli zaten. Bunu benim için yapma. Kendim yapabilirim. Aynen. Yapmak isterim. Aynen. Yapabilirim, denemek isterim. Kesinlikle. Sağlıklı, kesinlikle. Özgüvenli. Yani şöyle bir şey anlatmak istiyorum size müsaade ederseniz. Buyurun. Bir öğrencimiz bizimle beraber ilkokul döneminin belli bir yerine kadar geliyor. Daha sonra ayrılıyor. Bu öğrenci çok küçük yaşlardan itibaren ayakkabı bağlamasını öğrenmiş bir çocuk aslında. Başka bir okula gittiğinde ayakkabıları çözüldüğünde öğretmeni hızla koşup ayakkabılarını bağlıyor. Koşup ayakkabılarını bağlıyor ve bir gün annesine yakınıyor. Diyor ki, ya lütfen bu çocuk ayakkabılarını bağlayamıyorsa niye bu tarz ayakkabılar alıyorsunuz? Ve anne diyor ki aslında o ayakkabılarını bağlayabiliyor. Yani çocuğa bıraksanız çocuk bunu kendisi yapacak. Ben çok berbat duruma düşmüş bu arada. Aynen. Bu yüzden biz sakince yapabildiklerini gözlemleriz ki sistemimizde gözlemlemek çok önemli. Bir sınıf ortamımız var hocam. Yaklaşık 110-120 metrekare. Masaların dağıldığı, materyallerin bölüm bölüm ayrıldığı bir ortamımız var. Bu ortamda her öğrencinin kendi hızı ve kendi kabiliyetleri söz konusu. Yani bir öğrenci herhangi bir konuda yavaş ilerliyorsa eğer, onu diğerleri gözlemlemez. Herkes kendi işiyle arı gibi meşguldür ve dolayısıyla bir rekabet, bir hırs ortamı oluşmaz. O öğrenciyi birebir desteklemeye devam ederiz. Her ne kadar müfredat akıp gitse dahi biz söz konusu materyallerimizle müfredatımızı destekleyerek altta kalan bir öğrencimizi de üst seviyede ilerleyen bir öğrenciyi de birbiriyle yarıştırmaksızın en iyi yere götürme çabasında oluruz ki somut materyallerimiz bunlar için en iyi yöntem. Bu yöntemleri göreceğiz değil mi hocam ilerleyen dakikalar? Ne göreceğiz? Tabii söz? Şimdi yani zaten bir de bu sistemle ilgili... Yani bu yöntemin yaratıcısı kimdir, nasıl çıkmıştır? Teryan evet. Bir bayan mıydı? Evet, doğru. Çok doğru, birisi. Şimdi, kendi ismi zaten. Kendi ismini veren Maria Montessori, İtalya'nın ilk kadın doktoru. 1870'te. Evet, 1870'te arasında dünyaya gelmiş, aynen. O zamanlardan itibaren daha çocuklar üzerinde gözlem yapmaya başlamış ki sistem öncelikle özel çocuklar üzerinde uygulanan bir sistem. Onların öğrenebilmelerine yönelik neyi sevdikleri ve neyi çocuk sevmedikleri, çocuk merkezli, evet. Öncelikle öncelikle gözlemliyor. Çocuklar neleri sever ve çocuklar eğitimde neleri sevmez. Ve diyor ki çocuklar eğitimde yarıştırılmayı sevmez. Ödül ve ceza asla bir eğitim parçası olamaz. Değildir. Ödülü çektiğiniz anda... Başarı düşer. Oysa onun kendisinin yaptığını gösterir. Bu da ayrım çok önemli. Ödül dedi. Gerçekten herkes seviyor bilir ödül. Aynen. Yani bir şey yaptığı zaman illa ona karşılık şunu vereyim, paylaşmak aynen. Değil ödül. Kesinlikle. Aslında çocuklar bunu sevmiyormuş yani. Niye sevmiyor? O ödülü almak için anne babadan ya da eğitimciden yapmak zorundayım. Bunu almak için yapmak zorundayım. İstediğim için. Bakın karşılıklı bir pazarlık veriyoruz aynen. Çocuğa. Yani bunu alabilmek için bunu yapmalısın. Hı-hı. Oysa çocuğun en büyük ödülü aslında onu başarabilmek oluyor. Evet. Yani bahsettiğimiz şeye ulaştığımız zaman ödül yok. Yaptığı şeylerin sonunda, hataların sonucunda bir ceza da yok. Bunu yapmadığın için sana şu cezayı veriyoruz gibi bir şey de yok. Fakat çocuk temelden ilerledikçe yaptırımlarını biliyor. Yani bunu yapamadığım için bunun sonucunda bu doğdu gibi. Neden sonuç ilişkisi kesinlikle, kurabiliyor. Kesinlikle. Ve bu sonuca da kendisi kani oluyor dolayısıyla. Çünkü yaptığı şeyin sürecinde
bir takım eksiklikler varsa sonucunda neyin eksik olacağını kendisi görüyor. Ben herhangi bir şekilde bunu yapmazsan şöyle yapamazsın, bunu yapmazsan böyle yapamazsın, buna ulaşamazsın gibi ödül ya da ceza bağımlılıkla gitmiyorum. Montessori'de ödül ve ceza kesinlikle yok. Yok. Aynen. Evet. Başka temeli aslında doğuşundan da bahsettik. Nasıl çocuk baz alıyor. Aslında çocukların eğitimcileri ve insanları şekillendirdiğinden bahsediyor değil mi? Kesinlikle. Şöyle ki Maria Montessori aslında bir doktor olmasına rağmen çocukları inceledikçe onların çevrelerine karşı bir düzen, bir disiplin ve bir gerçekleştirme arzusunun daha çok küçük yaştan içlerinde var olduğunu görüyor. Özellikle özel çocuklarla çalışırken dahi öğrenemeyeceğini, yapamayacağını öngörülen bir ortamda geliştirdiği materyallerle onları yapılan o dönemde yapılan sınavlarda hemen hemen akranlarıyla eşit düzeyde bir akademik başarıya ulaştırabildiğini görüyor. Çünkü somut materyaller çok önemli. Aynı zamanda kendisini dünyaya tanıtan unsurlardan bir tanesi de birkaç çocuğu materyalle bir alana koyuyor. Evet. Ve üzerini bir cam fanusla kapatıyor. Gözlemliyor. Evet. Etrafı gözlemcilerle dolu olan bir ortamda çocuklar hiç kafalarını kaldırmaksızın sakince çalıştıkları materyale, çalıştıkları konuya odaklanabiliyorlar. Biz de kurumumuzda önemli misafirlerimizi ağırlarız zaman zaman. Gerçekten bizzat şahit olduğum bir konu. İçeriye kim girerse girsin, o çocuk kafasını buradan kaldırıp da ya bu da kimdir? Bir tepkisi oluşmuyor. O önündekiyle ciddi bir bağlılık söz konusu oluyor. Yani konsantrasyon kesilmeden. İnanılmaz. İnanılmaz. O zaman bu yerleşen bir şey. Çocuğun aslında aynen kendisini keşfetmesini kesinlikle sağlayan bir yöntem. Aynen. Çok popüler hocam, öyle değil mi? Evet. Şu an kesinlikle. Çok duyuyoruz bunu. Kesinlikle. Popüler. Biz bunu ilerleyen dakikalarda madem bu kadar bir görecek miyiz acaba? Tabii elimden kadar geldiği kadarıyla. Evet. Elimden bir geldiği çocuğumuz kadarıyla olsaydı da burada deneseydik değil mi? Onu gösterseydik daha da iyi olurdu ama. Olmaz mı? Olabilir belki bir ilerleyen saatlerde. Bence deneyebiliriz. Yani. Biz evet, şey evet, öyle bir deneyelim şey ki hemen bir şapkadan çıkarırız. Çocuk geldi hemen evet, deneyelim evet diyebiliriz. Bizim deneyelim programımız şimdi hocam, dolu. Her an her şey olabilir. Araç yerleştirecek misiniz yoksa bir de yani. Bence de. Evet. Ne yapalım? Mesela nasıl isterseniz. Şimdi biz araç gereçler noktasında özellikle küçük yaş itibariyle duyusal hissedebilme özelliklerini dokunmak isteriz. Kaç yaş grubunda hocam bu? Şöyle söyleyeyim, 18 ay, 16-18 aydan itibaren biz çocuğun eline pek çok şeyi yapmaya vermeye başlarız ki günlük yaşam noktasında bazı şeyleri aktarabilme. Güzel. Peki bu eğitim maksimum kaç yaş? Şöyle. Kapsar. Biz somut işlem dönemine hitap ettiğimiz için aşağı yukarı 10 yaşında, 9-10 yaşında somut işlem döneminden soyut işlem dönemine geçeriz. Ve materyallerimizden artık kopuş gerçekleşmeye başlar. Hala devam fakat ediyor ama. Aynen, fakat felsefe noktasında bahsettiğim, az önce altyapıda bahsettiğim şeyler hayat boyu devam edecek şeylerdendir. O örneği devam edelim. Devam edelim. Zaten. Buna çocukların öncelikle küçük motor kas gelişimiyle başlarız. Yani hala bezden çıkamamış bir çocuğun yavaş yavaş bir takım şeyleri tutması, bir yerden bir yere aktarma yapmaya çalışması, döktüğünde kenardakini alıp içine koymaya çalışması bir çocuk için inanılmaz bir konsantrasyon. Aynı zamanda motor kas gelişimini destekleyen bir şey. Tabii ki bunların aşamaları var. Her birinin bir seremonisi var. Ben şu anda ortamımız gereği bunları tercih ettim. Ancak çocuk küçüldükçe maddelerimiz büyüyebilir. Maddelerimiz büyüdükçe sayıları azalabilir. Bu şekilde bahsedebilirim. Hı hı. Ve biz başladığımız bir işi muhakkak bitiririz. Yani çocuk istemedi bir dakika baskı yok dedi hocam. Evet. Ben şimdi soru soruyorum. Soru soruyorum. Evet. Merak ne oluyor biliyor musunuz? Diyelim ki çocuk bitirmek istiyorsunuz siz. Hı. Yani o mercimekleri öbürüne koyacak. Aynen. Çocuk sıkıldı. Yapmak istemedi. 3 kaşıktan sonra gıcıklık yapıyor. Evet. Ne yapacaksınız? Şimdi şöyle çocuğun sıkıldığını tabii ki gözlemliyoruz. Ancak bir öğretmen olarak İbali her zaman etmiyorsun öğretmeni model alan bir çocuk ortamı düşünün. Hı hı. Ve ben ilk sunumu yaparken hiçbir zaman ona bırakmadan ilk sunumu yaparken bunu tamamen kendim bitiriyorum. Hı. İlk sunumu görüyor bunu görüyor yani. Aynen. Sabrımı, sakinliğimi görüyor. Elini atmak isteyebilir, kaşığı düşürmek isteyebilir. Ben hiç konuşmaksızın kendi işime devam ediyorum. Hiç konuşmaksızın kendi işime devam ediyorum. Müdahale edebilir, kalkıp gitmek isteyebilir. Sakince sadece yanıma oturmasını isterim.
ve çalışmalar gerekiyor değil evet. mi? Çok İnanın ilk aşamalarda evet yani hani çok küçük bir çocuktan bahsediyoruz. Kaçabilir, gelmeyebilir vesaire. Ama sizi orada sabırla bunu yaparken bulduğunda yani çok kısa bir zaman içinde aynı sabrı gösterme konusunda gayret gösteren küçücük bebekler görüyorsunuz. Ne güzel. Sabırlı Kesinlikle. Çocuklar yetiştirmek lazım. Sabırlı Kesinlikle. Olmalısın. Bak sabırlı ol. Sabır güzel bir şeydir. Hayır. Yani bunlar değil. Hayır. Çocuklarda uygulamalı sabır. Aynen. Bunu Gerçekten ben böyle. Uygulamalı sabır eğitimi. Şimdi biz kurumumuzda şöyle bir şey yapıyoruz. Yılda bir kez sunum günlerimiz olur materyalle. Örneğin bu materyal çok sevdiğimiz bir materyal. Nedir bu? Bu bizim çok büyük sayılarla şunu şuraya kaldırmak istedim. Yardımcı olayım hemen. Teşekkür ederim. Bu bizim çok büyük sayılarla çarpma yapabildiğimiz bir çarpma tablomuz. Evet. Kaç yaş genelde bunun başına oturur gibi? Şöyle gelişime göre yavaş yavaş ritmik saymayı oturtmuş ancak şu anda materyallerimden bir tanesine bakıyorum. Ritmik saymayı oturtmuş mu olabilir? Olabilir o kadar çoktular ki. Evet, çok fazla. Ritmik saymayı oturtmuş bir öğrenci boncuklarla söylediğimizde atıyorum diyorum ki bunlar benim şuraya yerleştireceğim. İlk çarpanı oluşturacağım sayılar. Diğer griler de ikinci çarpanı oluşturacağım sayılar. Örneğin diyorum ki 1476. Bakın yeşile yeşil. 70. Bakın çocuk bir şeyin içine girdi. Siz bile sakince beni izliyorsunuz. Evet şimdi ben bakıyorum ne yapacaksınız. 70, 400 dedim değil mi? 4 koyuyoruz oraya. 4'ü kırmızıdan alacağım. Bunların renkleri de çok önemli. Böylece bölüklere giriyoruz. Birler bölüğü, binler bölüğü, milyonlar bölüğü. Bir dakika gibi. Renkleri niye böyle farklı? Şöyle bu birinci çarpan bölümü. Şurayı yazacağım. Ya. Tamam anladım. Burası ikinci çarpan Gri, bölümü. Aynen. Ben bak işte Montessori Satır okulu ve bir çocuk. Satır ve suçunları ayarlıyorsun. Ya, bu ne yo, bu ne bu ne? Yok yok yok. Yani tabii ki aynen sakince sorular gelebilir. Biz onları sakince anlatmaya devam ediyoruz. Beni dinle. Sakince Bakın bekle. Nasıl ben de rol model oldum hemen. Aynen. Evet. Evet. Şuradan 400 dedik. Ve yeşil. Bölüm değişti. Yine biri bulacağız. Biri bulacağız. Evet bakın parmaklarım çalışıyor, ince motor kaslarım, ne aradığımı unutmuyorum. Dikkatim. Hemen yardım ediyorum Aynen. Hümeyra Hanım'a. Kaybol. Hala bulamıyoruz aman Allah'ım. Bir Evet. Tamam. Birinci sayıyı oluşturduk. İkinci sayı da atıyorum ki 23. Bunu neye göre belirliyorum? Öğretmen öğrencinin gelişim düzeyine göre belirliyor. Örneğin birinci sayıyı istediğin kadar koyabilir. İkinci sayıyı, ikinci çarpanı iki basamaklı tutabilirsiniz sizin için. Ama hocam için ben bunu üç basamaklı versem de gider. Dört, beş de, Dört, beş de gider. Bana gitmez bak ben Estağfurullah. Kastettiğim şey bu. Anladım. Tamamen size yönelik, kişiye yönelik çalışıyorum. Ve ikinizin de birbirinden haberi yok. İşte Tuğba'ya kaç basamaklı vermiş, bana kaç basamaklı vermiş. Ben niye onunki kadar yapamıyorum? Böyle bir şey yok. Mesele aynen. Kendi için kısmı ilgileniyor. Kesinlikle. Bunu bu şekilde kısaca özetleyebilirim. Bu böyle bizim büyük bir çarpım tablomuz. Buralara boncukları koyarak mesela diyorum ki bir tane altı, buraya bir tane altılık koyuyorum. Bir tane yedi, bir tane yedilik boncuk koyuyorum. Sonra bunları çapraz olarak topluyorum burada. O alt alta soyup toplamanın, çarpmanın toplamalarını burada yapmış oluyorum. Dolayısıyla bu her basamağı da bir yandan defterime yazıyorum. Bu bizim büyük çarpmalar yapabildiğimiz çok önemli bir materyalimiz. Bu da daha küçük işlemleri yapabildiğimiz, yine çok sevdiğimiz bir sistem. Biz buna pul oyunu diyoruz. Defterlerimiz olur. Defterlerimizde örneğin bununla 4 işlemi birden yapabiliriz. Örneğin toplama yapalım. Şunu şuradan şöyle bunun kapatmak içinde mi? İstedim. Bunlar kesirlerimiz. Allah Allah, matematik şeyleri bunlar. Evet, evet. Bunlar Spok kesirlerimiz. Yani bizim daha önce işte anlatmaya çalıştığımız. Anlatmaya şeyler. Çalıştığımız. Evet. evet. Daire. Şunu buraya mı gelelim? Evet hocam bu kesirlere girelim. Olur zaten. Tamam. Kesirlere bakın. Buradan giriyorum. Bakın hiç bölünmemiş. Evet. Bir bütün. Hiç bölünmemiş bir bütün. Sonra bunu çocuğun eline veriyorum. Ve yani onun bana evet evet. Yarım kavramını. Aynen. Yani. Onun bunun bundan ne farkı olduğunu bana bütün kendisi Bütün ve yarım. Bakıyor aa ikiye ayrıldı. Peki bunlar? Bunları yapıyor gözlemliyorsunuz Kesinlikle. Siz. Kesinlikle. Ve biz öncelikle bunları yaparken tabii ki birebir sunumları muhakkak yapıyoruz. Yani bizim işte edinme dediğimiz yani Aynen. üç tane duyu organınızı birden çalıştırırsanız eğer bu kalıcı olacaktır. Evet.
Sonra dörde bizim bölüyorsunuz. Sorularda karşılaştığımız bir bütünde kaç çeyrek vardır? İki yarımda kaç bütün vardır? Bilmem ne soruları oluyor ya kafamızın sürekli karıştığı. Bütün yarım ve çeyrek kavramını anlatmanız bakın, gerekiyor ki bunları sorabilirsiniz. Diyorum ki o zaman bakın iki yarım, pardon iki çeyrek bir yarım eder. Aynen. Ya da vallahi bir yarım, iki çeyrek, bir bütün eder. Evet, bakın görünce oluyor işte. Görünce. Evet. Aynen öyle. Kolay değil mi arkadaşlar? Eğlenceli değil mi? Benim çok hoşuma gitti. Ve çocuklar çok önemli kavramları çok erken yaşlarda bu somut meseleler sayesinde elde edebiliyorlar. Yani bunu illa şimdi izleyenlerimiz biz bunlardan mı alacağız? Yok. Bunu mesela pastayla yapabilirsiniz, başka şeyle yapabilirsiniz, aynen, her şeyle yapabilirsiniz. Aynen. Bunları, evet. Aynen. Havuç var. Portakalla yapabilirsiniz. Bu da çok basit. Bunda şimdi şöyle bir şey var. Söz konusu kesirler materyallerimiz envai çeşit. Ben size en kullanışlı olabilecekleri, herkesin en basit şekilde yapabileceklerinden göstermeye, getirmeye çalıştım. Ki bu her türlü şeyle yapılabilir. Evet, ben ona geleceğim. Merak ettim. Tamam, ona geleceğim. Merak ettim. Allah'ım beni nasıl çekti? Bunu çocuk ve buraya gelse ne olur ya? Ve şunlar sadece çok ufak bir parçası yani bu işin. Bu sistem, hocam size anlatayım, ben göstereyim bir taraftan da. Bu sistem daha çok 6. yaştan itibaren olan çocuklara çok uygun bir sistemdir. Evet. Ben tabii siz kaçıncı yaşta, küçük yaşta verilebilir ama çocuğun 6. sınıfta, 5. sınıfta işte tam kesir, açı, yön kavramını bilebilmesi için bu bir tamdır. Yani 360 derecedir. Bunun içerisinde kaç tane yarım vardır? Ben 1/2 yani bunu 2'ye böldük, 1'ini aldık ya da hocam bunu 3'e bölelim, 1'ini alalım. Yani... Yani bunu 3 parçaya bölüyorsunuz. Tamam. Şunlar. Onlar evet. 1/3'ler. Evet. Ben matematikçi olunca hızlı bir şekilde anlatayım. Bakar mısınız? Ben yavaştan söyleyeyim. Evet, şimdi hocam siz bizim anlatışımızı alt üst ettiniz. Şimdi bunun bir aslında biz 2 ve katlarından gideriz. 1/2. 1/2'den 1/4. Ben bunu şimdi karışık giderim. 6. sınıfa. Evet. Niye karıştırdı? Ama bu 6. sınıf. Evet. Tamam. Çocuk için yap olabilir. Yani 1/2 mi daha büyük, 1/3 mü daha büyük? Yani biraz sonra işte. Derecelerini bilenler için hocam her durumda açıları da hesaplıyoruz. Evet. Mesela diyoruz ki bu 360 derece ise eğer bu kaç derecedir? Gerek açı ölçerle hesaplıyoruz. Gerekse bunun üzerine 3'e bölerek yani bir 360 dereceyi 3'e bölerek de. Yani 120 derece olduğunu. Aynen. Evet buluyoruz. Aynen. Çok güzel. Siz hocam kendi sisteminizi anlatın. Siz de evet. Tamam. Karışmıyoruz. Estağfurullah. Hayır. Yani ben şimdi matematik şey... heyecanlanıyorum. Hocam inanılmaz şeyler var. Görmeniz gerekiyor o zaman. Çantamın içinde bir de hipotenüsün ispatı vardı. Onu buraya getiremedik herhalde. Getirelim hiç problem değil. Araya hipotenüsü birazdan. Evet. Hocam 3. sınıflarda, 2. sınıflarda biz hipotenüsün ispatını yapıyoruz yani. Yani hipotenüs dediğim bir dik üçgende iki dik kenarın aynen. toplamı. Aynen hocam. Bu hipotenüsün öyküsü de vardır. İşte karısını öldürmüştür biliyorsunuz. Allah'a bekler onu ben bilmiyorum. Evet onu da daha sonra anlatırım size. Devam edin hocam. Kaldı mı? Böyle. Evet. Ne yapmış? O hipotenüs Allah Allah onu ben de bilmiyorum. Kendi eşinin ismini vermiştir. Hocam devam edelim de sonra anlatalım. Ay merak ama ben merak ettim ben de. Sonra devam edelim. Tamam. Daha merak edelim. Daha peki. Çok merak edelim. Bunlar birbirinin parçası olan dediğimiz gibi. Bunlar bu da çok hoşuma gitti. Bakın yine... bu evde ailelerin çok basit yapabileceği, kartonlarla yapabileceği şeyler. Hı hı. Yani buradan hem yarımı, hem bütünü, hem eşlik, hem denklik konusunu verebiliyoruz. 4., 5., 6. sınıfa giden çocuklarınız bunlarda sıkıntı yaşıyorsa diyor uzmanlarımız. Aynen öyle. Bunun için yardımcı olabilecek yöntem efendim canlı canlı gördük. Çocuk soyut kavram olan daireyi, çeyreği, yarımı somutlaştırmış bir şekilde dokunarak hissetmiş olacak. Bu da öğrenmesini kolaylaştıracak diyor uzmanımız. Mesela bakın 1/2'nin eşiti 2 tane 1/4. 2/4 ne demek? 1/2 eşittir 2/4. Buradan sadeleştirmeyi veririz. Evet. Genişletmeyi veririz. 1/4 neye eşittir? Bakarım, karşılaştırırım. 1/7 oldu mu? Olmadı. 1/10 oldu mu? Olmadı. Evet. Yani deneme yanılma yolu değil mi? Aynen öyle. Aynen. Aslında. Ve çocuğun önüne bunu verdiğimizde genel bir sunum yaptıktan sonra çocuk denemeye başlıyor. Alıyor, koyuyor, ama bırakıyor. Burada bu işin eğitimini almış bir uzman olmak gerekiyor. Tabii. Bunun sunumunu çocuğa doğru yaparsak tabii çocuk ki da zaten doğru netice vermiş doğru olacak. Aynen öyle. Çünkü aslında materyaller karmaşık materyaller. Ve biz mesela işte hocam şimdi dışarıdan baktığı zaman
bunu gördükten sonra hemen üçe bölmek istedi. Ancak biz aldığımız eğitimlerde belli bir sıra ve metot izleriz. Başka şekilde bakıldığında evet 1 bölü 3'ü de verirsiniz. Oradan 1 bölü 9'a da geçebilirsiniz. Ancak bizim kafamızdaki metotlar biraz daha nettir. Nereden nereye ulaşmak istediğimizi ve basamakları bilerek ilerleriz. Bunu alayım mı buradan? Bu arada efendim 1,5 yaşında bir misafirimiz var şu an rejide. Sevgili reji, onunla şu an o enerjiyi ben de istiyorum. Stüdyoma istiyorum. İzleyenlerime göstermek istiyorum. 1,5 yaşında bir Emre'miz var. Evet. Dedik ya, şu an değil zaten. Şimdi ben bir duyurumu yapayım efendim. Bu kadar gösterdik ya. Ya Tuba Hanım anlatıyorsunuz bunları da çocuk başına geçer acaba nasıl oluyor derseniz diye. Efendim burada bir küçük konuğumuz olacak. Onunla Montessori eğitimini bir uzman eşliğinde biz de gözlemleyeceğiz. Siz de canlı yayında canlı gözlemleyeceksiniz. Bu arada siz diğerini anlatırken ben de şu kıyıdan köşeden gideceğim. 4, 5 ve 6. sınıf için matematik setimiz var. Hediyelerimiz de var bugün değil mi evet, hocam? Evet, evet, evet. Diğerini Hümeyra Hanım size anlata durun. Olur. Hediyemizi de duyuracağım. Tekrar Instagram hesabımız olan Terse Yeni Güne Merhaba'ya sorularınızı iletebilirsiniz. Onu da hatırlatmış olayım. Buyurun Hümeyra Hanımcığım. Şimdi hocam hangisini anlatalım? Yani siz tabii sistemimizi anlatın önce bilinmesi gereken. Şimdi izleyicilerimiz bu evet. Montessori eğitimi nedir matematikte? Sadece matematik değil diğerlerini de anlatabilirsiniz. Şimdi Montessori örneğin, eğitiminde yine biz okulumuzda mümkün olduğunca dokunabilmek ve her şeyi müşahede etmek isteriz. Bir çocukla dünyanın ilk... özür dilerim. Dünyanın ilk oluşumu yani Big Bang teorisinden başlarız, bütünden parçaya doğru ilerleriz. Ve bizim için coğrafya eğitimi de çok önemlidir. Çocuklarımız çok erken yaşta... O dünyayı alalım mı olur. Buraya? Ay ne kadar çok şeyimiz var, masaya sığdıramıyorum. Çocuklarımız çok erken yaşta dünyayı tanırlar. Şimdi bugün bize kıtaları sayın deseniz hani bir... Evet. Evet yani. Kalırız. Fakat çocuklarımız çok erken yaşlarda bu materyallerimizle ve bunların her bir kıtanın ülkelerinin ayrı ayrı yapbozlarının olduğu materyallerimizle çalışırlar. Bir dünyamızın küre şeklinde denizlerden ve karalardan, kara parçalarından oluştuğunu ve bu kara parçalarının ve bu kara parçalarının her birinin birer adının olduğunu ve görmüş olduğunuz gibi her kara parçası da sabit belli renklerden oluşarak isimlendirildiğini bilirler. Türkiye'yi bulamıyorum. Türkiye'yi bulamıyorum. Hocam ne kadar sizinle güzel biraz ya. Çalışmamız lazım. Bana da yapar mısın? Tabii ki seve seve. Hocam aynen. Çok güzel. Evet. İnsanı var ya böyle dokunmak istiyor, istiyor. Bakın zımparalı. Şu evet, zımparalı şeyleri biz çok kullanırız. Bu bakın duyuya, parmak duyusuna hitap eder. Daha önce görme engelliler için de evet. Bir öğretmen getirmiştik. Evet. Zaten yaptığı şeyi evet, hissederek. Evet, mesela örneğin biz çocuklarla, daha küçük çocuklarla çalışırken... Nerede? Ne oldu? Evet, yine materyallerim yok. O kadar çok ki materyaliniz. Gerçekten, Meral Hanımcığım, masamız yetmez size. Biz evet, ne yapabiliriz? Lütfen ya, yerlere biz ne yapalım daha? Yerlere koyalım gerekirse. Koyalım, koyalım valla. Mesela şunun işin bitkisi alayım mı ben bunu? Bilgi tabii vermeye ki. Çalışalım. Tabii ki, nasıl öğretmen istersiniz? Sadece aracıdır, anne baba kesinlikle. Aracıdır. Aynen. Kesinlikle. Dahil olan değildir. Yani başta da söyledi hocam. Evet. Ben yapabilirim, bana sabret, bana fırsat ver, bırak hata yapayım. Hata yaparak öğreneyim zaten. Hata yaparak öğrendiğin zaman edinirsin. Ve hata yapmasından çocuklarımızın korkmayalım. Ama aceleci olmayalım. Onların adına yapmayalım. Sadece ya. Nasıl yapılacağını gösterip iyi bir gözlemci olalım burada. Yemek yerken ağzını silmesi gerekiyorsa bırakın o silsin. Lütfen peçeteyle ağzına çocuğunu silmeyin. Lütfen yemek yemiyorsa ağzına kaşığı zorla sokmayalım. Bunlar da yine yaş gruplarına göre tabii. Bunlar da yine aynen. Davranışlar, mesela okulumuzda eğitim... şöyle bir durum var. Onu paylaşmak isterim sizinle. Bizim mutfaklarımız sınıfımızın içinde. Yani sınıfımızın, bahsettiğim geniş bir sınıfımızın, normalde klasik sistemde aşağı yukarı 3 tane sınıfın çıkabileceği bir ortamda biz mutfak dolaplarımız, yemeklerimizde bulunduğumuz yere gelir. Öğrencilerimiz, bahsettiğim küçük yaş grubu öğrencileri dahil kendi yemeklerini kendi tabaklarına kendileri alırlar. Aynı zamanda, kesinlikle aynı zamanda yemek almaya başlamadan önce sınıfımızda yaptığımız bir görevlendirmemiz vardır. Nedir o?
sınıf görevlendirmeleri çocuklar için çok önemli sorumluluklardır. Mesela sandalyesini iterek bırakma. Bakın ne kadar önemli değil mi? Sandalyesini iterek bırakma. Ya da yemek şefleri yemeklerin altlıklarını koyarlar, kaşıkları ve bunları küçük yaş gruplarının, çok küçük yaş gruplarında da gözlemlemelisiniz. Kaşıklarını koyarlar, tabaklarını koyarlar. Her şeyin yeri bellidir. Kimse yani bir düzen ve disiplin var değil mi bu metotta? Kesinlikle. Her şeyin yeri bellidir. Herkes sırası geldiğinde bir görevle ilgilenir. Ve yemeklerimizi de kendimiz alırız, geliriz, belli bir düzen içinde yeriz, içeriz. İnşallah okula davet edersiniz, biz de gelip gözlemleyelim. Çok seviniriz, evet. Çok seviniriz. Gerçekten çok seviniriz. Hatta orada beraber bir şeyleri paylaşabiliriz. Kesinlikle yani. Çok evet. Seviniriz. Ortamda görmeniz anlattıklarımdan çok daha öte bir tecrübe olur muhakkak ki. Evet. Bunlar da bizim hani şuna takılmasın izleyenlerimiz. İşte o materyalle mi yapılıyor, bunu mu yapılıyor? Aslında burada materyaliniz ne olursa kesinlikle olsun. Kesinlikle. Önemli olan uygulama ve uygulatma kısmındaki yaklaşımlarınız bakın. Baskı olmayacak, ödül ceza olmayacak, onun yerine karar verme olmayacak. Kesinlikle. Her çocuk bir bireydir, her kesinlikle. Çocuk tek ve özeldir. Kesinlikle. Özel bir varlıktır ve sizi geliştirmeye, o sizi geliştirecek. Kesinlikle. Siz onu geliştirmeye kalkmayın. Aynen o zaten öyle. Gelişime açık. Ya öğrenme zaten doğal olarak, doğal ortamda dahi gerçekleşebilen bir durum. Biz çocuğa davranışsal olarak ne verebiliyoruz? Hı-hı. Bu çok daha önemli. Evet. Her çocuk kendi kapasitesi doğrultusunda hareket ettiğinde zaten öğrenme özgür bir ortamda çok daha net gerçekleşiyor. Burada yapılan ben bir özetleyeyim bu şeyi. Lütfen isterseniz. Çabuk özetleyelim, misafirimiz gelmiş. Evet. Küçük, şimdi bu küçük sistemde beyimiz. Yapılan yani burada bir sürü şey görüyoruz. Yani çocuğun dikkatine yoğunlaştırmayı aynen. Öğretiyor Hı-hı. Bu. Bir taraftan kendi bireysel becerisini öğreniyor ve onu geliştiriyor ve kendi alanında ne kadar hızlı olduğunu görmesini sağlıyor. Çocuk ben kimim? Aynen. Onu algılıyor. Disiplini içselleştiriyor bu arada. Ne yaparsam sonuca nasıl giderim onu görmeye çalışıyor yani bu sistem. Aynen. Aynı zamanda bir problemi nasıl tanıyacağını ve onu nasıl çözeceğini, onun için hangi yollar vardır onu görüyor. Bu arada biz koptuk. Evet. Fatih Hocam özetliyor. Biz hemen kapıya bakıyoruz. Küçük bir beyimiz var. Misafirimiz evet. Olacak. Hocam çok özür dilerim hocam. Dikkatimi dağıttı. Ne yapayım? Direkt bakıverdim. Evet Emre'yi de o zaman alalım bir sefer. Emre'yi alacağız. Alacağız aradan ama sonra bir dakika. Peki. Bir şey söylemem lazım. Bir şey söyleyeceğim. Bakar mısın Sunucu'ya? Efendim şöyle 5. sınıf kitabım. Daha doğrusu Fatih Ertaç Hocam'ın size kitabı. Hediye kitabı. Bu da bir dakika 6. Bunu ben hemen söyleyeyim. Bu arada Serkan Hoca'ya teşekkür ediyorum bu kitapları için. Emeğine sağlık. Hı hı. Tanıdım kendisini. İyi bir matematikçi. Böyle gençlerin gözlerinden öpüyorum bu öğretmenlerin. Bize böyle evet. Bir nedir? Sponsor oldu efendim. İki tane matematik kitabımız var. 5. ve 6. sınıfta iki izleyenimiz. Şu an TRT Yeni Güne Merhaba görüyorsunuz ekranda. TRT Yeni Güne Merhaba Instagram'daki sayfamızdaki son fotoğrafın altına lütfen en az 2-3 arkadaşınızı etiketleyin. Ekip arkadaşlarımız yayının sonunda bitirmeye azıcık süre kala bana söylüyor isimleri diyelim. 2 kişi dedim. 5. ve 6. Araya gideceğim. Bir dakika gitmeyin. Fizik, tarih, matematik. Hocam ne var başka? Siz de tutar mısınız? Coğrafya. Çok yoruluyorum. Çok yoruluyorum hocam. Coğrafya. Şunu da size vereyim. Efendim şu gördüğünüz 4 kitap. Ve 2 tane çek koparlı test. Efendim bu da bizden size hediye gidecek. 10. sınıftaki bir izleyenime lütfen duyuyorsanız, ihtiyacınız varsa özellikle söylüyorum. Anadolu'nun hangi köşesindeyseniz oraya seve seve postalayacağım. Lütfen evet, özellikle ilgileniyorum. Evet. Söylemeyin ismimi dedi. Peki, Tuba abla dedi mi? Ama valla söylemiş bulunduk evet. Artık. Biz aynen şu an 11. sınıfa giden bir arkadaşınızdan size hediye gidecek. Diyelim tertemiz, içi cillop gibi diyeyim. Ve efendim kısa bir araya gidelim ve misafirimizi burada ağırlayacağız. 1,5 yaşında o kendisi. Montessori eğitimini onun üzerinde biz de görmeye devam edeceğiz.
Efendim şu an gördüğünüz üzere hazır ve nazır bir şekilde muhtelif bilgiler masasında öyle bir telaşla sizin için hazırlandık ki. Bakın işte hiçbir şey söylemeye gerek yok. Eğitim kendisini gösteriyor demeden evvel bunu size verebilirim tabii. Sevgili hocam. Ben burayı boşaltacağım. Emreciğimizi bir takdim edelim mi? Emreciğimiz bizim, şunu şuraya koyuyorum. Ya lütfen kıymetli izleyenler kusurumuza bakmayın. Şu an etrafı toplamakla meşgulüm aynı zamanda. Ve şu tatlılığa bir bakar mısın? Maşallah. Söylüyorum efendim. Bizim eğitim asistanımız. Bakın. Burçan. yeğeni efendim buraya stüdyomuza getirdik. Ve şu an Hümeyra Hanım sizde söz. Ben bakıyorum tamam. Şimdi. Bakın. Bu kadar materyalin içinde çocuğun ilgisini çekene bakın. Evet, bırakacağız biz şimdi. Göreceğiz evet. Sizde Montessori şimdi... eğitimini, metodunu uygulamaya başlayacağız. Oturmak ister misin? Bakalım. Bak bakalım. Emre. Bak bakalım. Kameralardan korkacak ama bak ne zaman bakalım. Dikkatini oraya verecek bakalım. Bak. Şuna bakar mısın sevgili izleyenler? Sessiz konuşuyorum. Emre'nin dikkatini dağıtmamak için sessiz konuşuyorum. Hocam neredesiniz? Şu an hipnoz olmuş bir çocuk görüyorsunuz. Şu an ekranda. Yapmak isteyecek mi acaba? Pardon. Bak bak bak. Gel tut bak. Emre. Neyi yapacağını görelim. Fatih Hocam siz Deniz'i kucağınıza almak ister misiniz? Evet, bence sizinle daha rahat olacak. Emre'yi alalım. Evet. Bak. Bak. Evet. 1,5 yaş gayet güzel bir yaş diyoruz denemek için. Oturalım hocam isterseniz siz de rahatınıza bakın. Emre'yim. Şimdi Emre'ciğimiz çok tatlıymış hocam. Ben yeni tanışıyorum Emre ile. Emre'yi bizden dinlemek istiyoruz aslında. Emre çarpım tablosunu öğrenmeye başlıyor bu yaşta. Şimdi Emre'cim bu bizim çok önemli bir basamak materyalimiz. Gördüğün gibi yanında 1-10 Emre'yi direkt şeyden başlatalım madem öyle bununla ilgilendi. 1-10, 100, 1000 bak burada bölükler var Emre. Buraya şöyle bir durum diyebilir miyiz? Yani çocuk buradaki materyallerden ne dikkatini çekiyorsa ona gidecek. Tabii ki. Ve siz ona zaten... gitmemesini engellemeyin diyorsunuz. Hayır, aynen. Gitsin, zaten şöyle bir şey var. Onun için oluşturulmuş bir ortamda zaten Emre bunlarla uğraşmayacak. Bunlarla uğraşmayacak. Biri uğraşıyormuş. Bu arada Emre. Aynen. Emre sayılır. Benim öğrencimin... Hocam sizin mikrofonunuz nerede? Konuşuyorsunuz biz duymuyoruz. Duyuyor muyuz şimdi size? Tabii. Arkadaşlar hocamın sesi geliyor mu? Yalnız... Geliyor mu acaba sesim? Evet geliyor. Geliyor hocam. Emre benim torunum sayılır. Çünkü benim öğrencimin çocuğu. Bu da bir torun benim için. Maşallah. Emreciğim şimdi 4 kere 8 desem bilmezsin değil mi sen? Bilmiyor hocam. Lütfen baskı yapmayalım. Evet siz devam edin anlatmaya. Emre de izlesin tamam. Bu taraftan. Ben şöyle yani bu yaş grubundaki mesela şunu çocuğa... Şunu göstermek istedim. Evet aslında. Evet. Emre ile beraber gelip bakalım biz oraya. Evet. Bunu deneyelim. Şimdi bu materyal bizim çok önem verdiğimiz bir duyu materyali hocam. Çocuk iki parmağıyla bu şekilde alacak. Zaten altına bakacak. Evet. Evet. Aldı bile. Evet. Ne yapacak? Koyacağım. Tekrar mı koymak? Tekrar koymak istiyor ama. Aynen. Güzel. Tekrar yerine koyuyor efendim. Evet. Evet. Şuna bakar mısınız şu an yaptığı şeye? Aslında Emre'nin... Gel. Hocam size oturtturabilirim daha rahat ederseniz. Tamam tamam. Fark getireyim mi? Hı. Ne yapmak istediğini bir görelim orada biz. Evet. Sorun yok atabilir. Hiç dokunmuyoruz. Bakın. Yani eşleştirmeyi yapıyor şu kesinlikle. Anda bu taraftan. Kesinlikle. Evet çıkarıyor. Aldığı şeyin hangisine tekrar koyacağını görüyor. Ama önce... Bakın bunu alıp buraya koymaya çalışmıyor. Aynı yere aynı koymaya, yere koymaya çalışıyor. Evet. Ne yapacak şimdi bir daha? Deniz nerede onun yeri? Peki ben şöyle bir soru sorsam. Şu an ekranları başında bakalım. İzleyenlerimiz görüyor. 1,5 yaşındaki bir çocukla tam anlamıyla cümle değil mi kuramıyoruz? Diyalog tabii, kuramıyoruz. Tabii. Ama ne, nasıl zaten kesinlikle konuşmak kuracağız? Yok. Bir iletişim bakın bizim yaptığımız hatalardan bir tanesi bu. Çocuklara sürekli anlatmaya çalışıyoruz. Fakat çocuklar bizden öğrenmek yerine kendileri görerek ve dokunarak yapmaya gayret etmek istiyorlar.
Nasıl dikkatini çektim ama Meral. Merhaba Emre, çok güzel gözlerim var. Bak burada ne kadar renkli şeyler. Montessori'yi yıkıyorum şu an, bakar mısın? Aynen. Bunu yapmayın diyor. Tuban karışmayın işime diyor. Gerçekten güzel. Evet Emre. Şimdi Emre saatlerce oynar mı bununla acaba? Evet. Saatlerce annesi oynar. De arkada aynen. Duyuyorum ben. Oynar saatlerce oyalanır mı böyle? Mater oyalanmıyor. Ben onun gözü kulağı alıyorum, oyalanmıyor diyor. Burada gördü ya şimdi farklı bir ortam. Ve bir sürü bir materyal var. Dokunabileceği, duyabileceği, duyabileceği ve dikkatini çekemiyorum gördüğünüz gibi uçtu. Nasıl bir eğitim metodudur bu? Yıkacak burayı. Evet. Sakin olacağız. Zaten sorun da o. Yani çocuğu bırakacaksınız. Diyor ya sabır gerekir derken bunu katmaya bakın, çalışıyor. Sabır gerekiyor. Ben de burada. Müdahalemi. Sabır gerekiyor mu gerekmiyor mu göreceğiz. Bence bunların hepsini alalım. Gel Deniz'ciğim. Siz devam edebilirsiniz arkadaşlar programı. Ben Deniz'i almak istiyorum. Böyle birazcık sevmek istiyorum. Niye Deniz deyip duruyorum ya Emre? Çünkü Burçak bana bir Deniz ismi kodlamışsın Burçak. Sürekli Emre'ye Deniz diyorum. Gözlerinden. Annesi diyor ki gözleri deniz gibi, derya gibi, masmavi ya. O yüzden mi Deniz diyorsunuz diyor. O yüzden nazar değmesin sana. Maşallah sana. Meyra Hanım, evet. Şu an buradayken, Emre buradayken, evet. Son sözlerinizi 1,5 yaş, 2 yaş olabilir. Yıka Emre'cim, hepsi senin. Evet. Şimdi şöyle bir şey de şey yapmasın, yani düşünülmesin. Bunu ben alabilir miyim? Sınırsız ya. Bir özgürlük düşünülmesin. Yani evet, çocuğun bazı kazanımları elde etmesi için ona zaman vermek, evet. Ona sınırsızlık tanımak, evet. Ancak mesele amacının dışına çıkmaya başladığında orada öğretmen devreye girer. Hı hı. Yani çünkü bu çocuklarda da çok normal bir süreç, bu da mümkün. Yani sınırsız bir özgürlük, Montessori eşittir sınırsız bir özgürlük gibi düşünülmesin. Sistemin hepsi belli bir koordinasyon ve belli bir beklenti süreci içinde gerçekleşir. Evet. Mesela şimdi Emre ne yaptı? Bunları hemen böyle almak istedi. Çünkü Emre'nin dikkatini çekti. Fakat bu materyal Emre için hazırlanacak ortamda zaten yok. Hı hı. Onun her yaş grubu için düzenlenmiş ve ayarlanmış başka ortamlar ve materyaller var. Bu yüzden sistemimiz öğrencilere hitap eden, bu anlamda her birinin gelişimine yönelik sunumlar. Materyaller de farklı. Kesinlikle. Diyoruz. Tabii yani ki. O küçük materyaller tabii ama ki. O beni dinliyor zaten. Tabii mesela ki. Ben buradan çekip aldım bir despot sunucu olarak durdu. Gayet güzel oturdu, evet. Ve topu elimden aldı. Evet, ama diyoruz ki biz materyaller çocukların yaşlarına ve gelişimine göre de değişiklik gösteriyor. Tabii diyor Hümeyra. Bir şey açıklamak istiyorum aslında. Evet. Yani bu yaptığımız olayın ileride nasıl bir dönüt olacağını anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bana bir danışanım 7 yaşındaki çocuğuyla beraber geldiler. Ve çocuk kendisine ikram edilen suyu devirdi. Hı-hı. Anne gözünü kararttı, hı-hı. Baba bir şeyler söylemeye çalıştı. Hı-hı. Ve ben o anda masada bulunan çayı bilerek devirdim. Hı-hı. Ve sonra dedim ki onlara, ya ben bu yaşta bakın işte sakallık yapıyorum bilmeyerek, refleks işte. Ve bu mesajı aldılar. Ve bunun bilmeyerek, istemeyerek, istenç dışı geliştiğini, hı-hı. Ve bu böyle bir şey yaptığı zaman da çocuğa karşı konulmaması ve kesinlikle. O tür tavır göstermemesi gerektiğini daha bu yaşlıyken bunları yaparak kesinlikle. Edindirebiliriz. Şimdi hocam şunu çok önemsiyorum. Bizler yetişkinlerle, bizler önemli kişilerle, bizler konu komşumuzla, akrabamızla, hayatımızda önemli olan yetişkin insanlarla çok nazik kurallar çerçevesinde konuşuyoruz. Ancak evlatlarımızla ve öğrencilerimizle aynı nezakette değiliz. Bambaşka insanlar oluyoruz. Fakat tam tersi olmalı. Sosyal ortamda ve sosyal toplumda herkese göre uygun cevaplar verirken kendi çocuklarımıza göre her zaman daha affedici, daha toleranslı, daha nazik olmaya gayret göstermeliyiz. Bu yüzden de acele etmemek, sabır göstermek, kaza ile olmuş olan şeylere hoşgörü, bunların hepsi şu çok an önemli. Emre annesini kamera arkasından gördüğü için diyor ki beni bırak Tuğba, beni bırak anneme gitmek istiyorum diyor. Biz Deniz'e teşekkür edelim hocam. Ama Hümeyra Hanım'a sorularınızı ileteceğim ben. Ben alayım o ama zaman, önce ben götüreyim. Emre'yi, Deniz gözlü Emre'yi annesine verelim hocam. Sizi şöyle alacağım annesi. Çünkü buradan çabalayıp duruyor annesine gitmek için. Efendim bizler buradayız. Kısa bir aradan sonra devam edecek. Sorularınızı ileteceğim uzmanlara. Sakın bir yere ayrılmayın.
Efendim ne kadar renkli, ne kadar enerjik bir salı günündeyiz. Eğitim efendim 7'den 70'e, hatta 1,5 yaşından, hatta küçücük bir ceninken başlıyor diyoruz aslında. Bizlere çok görevler düşüyor. Bu kadar güzellikleri Rabbim vermiş ve az önce böyle ben hala oradayım. Bir an önce Emre'ye gidip sevesim var, program bitse de diye düşünüyorum. Müthiş bir enerji verdi hepimize. Montessori eğitim metodunu konuşmaya devam edeceğiz. Son tabii ki dakikalarımıza, son parta geçmeye başladık. Ama öncesinde Ağrı Patnos Atalay ilk ve ortaokuluna biz hikaye kitapları götürdük, gönderdik. Şu an ekranda, şu an görüyorsunuz. Ve yine sesleniyorum sevgili yayın evleri. Efendim bizlere sponsor olmak istiyorsanız bizlerin aracılığıyla Doğu'da, Güneydoğu'da, Karadeniz'de, Anadolu'nun dört köşesinde efendim ucra köşe olabilir, bir kasaba olabilir, imkanları kısıtlı olan okullarımıza hikaye kitapları, test kitapları, konu anlatımlı kitaplar, imkanları kısıtlı olan öğrencilerimize destek olmak istiyorsanız lütfen bizlere TRT Yeni Güne Merhaba Instagram hesabından ulaşın ve lütfen bu iyilik hareketine siz de destek olun diyelim. Çocuklarımıza böyle hikaye kitapları gittiğinde biz de mutlu oluyoruz. Sizlere de göstermek istedik diyerek Fatih Hocam. Evet. Şimdi, artık şöyle bir toparlayalım mı konumuzu? Şimdi bizim tabii derdimiz de eğitim ve öğretimin nereye varmasını istiyoruz. Gerçekten de öğrencilerimizin iyi insan olmaları için çaba sarf ediyorsak, yani şunu istemiyoruz, becerikli psikopatlar ya da bilgili canavarlar üretmek değil amacımız kesinlikle. Okuma yazma ya da matematik öğrenme ya da işte bir yabancı dil öğrenme onların daha fazla insan olmasını sağlıyorsa önemlidir. Yoksa bir anlam ifade etmiyor. Şimdi tabii bunları verirken bir takım değerlerimizi, bir takım çocuğa iyi insan olma becerilerini birlikte beraber verebilirsek, süsleyebilirsek. Şimdi bununla ilgili çok soru geldiği için de bunları daha sonraki programımızda bir soru cevap yaparız sadece. Son 8 dakika. Bitti şimdi, program neredeyse. Ben bir şey anlatayım hemen bununla kısa bir öykü anlatayım. Yani bir bilge çocuklarına hep şunu söylüyormuş. Diyormuş ki içimde iki tane kurt var. Birbiriyle savaşıyor. Bir kurt korkuyu, öfkeyi, üzüntüyü, pişmanlığı, kini, aşağılık duygusunu, kompleksi simgeliyor. Diğeri ise huzuru, dostluğu, itikatı, nezaketi, dürüstlüğü, inancı temsil ediyor. Çocuk sormuş, peki hangisi kazanıyor? Bilge cevap veriyor, siz hangisini beslerseniz o kazanır. Kesinlikle. O yüzden içinizdeki duyguyu kesinlikle eğer beslerken, bunlarla beraber onları da süslerseniz sağlıklı bireyler, yani huzurlu, mutlu aile, huzurlu çocuğu getirecektir. Kesinlikle. Ben de bu arada hemen aklımdayken yine bu Montessori lütfen eğitimi dediniz. Uzun süreden beri bunu vermek istiyordum. Bu bir kitap vermek lütfen istiyordum. Saffet Aytaç, Balıkesir'den bir dede. Bu şekilde çocuk yetiştirmek istiyormuş. Saffet Aytaç ve Şenay Atacı bunu Şükrü'ye gönderiyorum bu kitabı da. Onlara hediye, benim hediyem olsun. Harika çocuk yetiştirmek. Onlara benim armağanım olsun bu da. Armağanlarla dolu bir gün. Arkadaşlar şu anda hatırlatmamı yapmış olayım lütfen. Şeyin cevabını da verelim mi hemen? Ha, o portakalı vereceğim hanım. Öncesinde 5. ve 6. sınıf matematik kitabı 2 tane isim istiyorum. Rica ediyorum sevgili ekibim. Onun dışında 10. sınıf ihtiyacı olan birine dilerim isterim gitsin. Bir kişiyi o 10. sınıf matematik setini göndereceğim. Lütfen şu yorumlara bir hemen bir bakın, göz atın ve çekilişinizi yapın. Bana lütfen 3 tane ismi iletin diyeyim. Hocam portakal. Evet şimdi portakalı sor şey yapmıştık. İki kardeşi nasıl paylaştırırsınız. Herkes kendi değer yargılarına göre işte eşit paylaştırırım. Dedi birisi bilimsel yaklaştı, ben hangisinin ihtiyacı varsa, ama hiç şunu sormadık biz. Çocuğa neden kavga ediyorsunuz, portakalı niye istiyorsunuz diye soran olmadı. Oysa iki kardeş arasındaki kavga şuymuş. Birinin el işi ödevi varmış, kabukları lazımmış. Öbürü de o iştahı çekmiş. Aslında biz bunlara çocuğa sorsaydık, bunun niçin kavga ediyorsun diye. Kabuğu çocuğa ver, içini de ömrüne yani ver. Çok da kolay paylaştı. İşte biz çocuğa fırsat tanımamız gerekiyor. Çok güzeldi bu. Sadece bizim kendi doğrularımıza göre, onları yargılamadan önce çocukların işteyiş sebebini öğrenmiş olsaydık biz eğer, sorsaydık ama sormadık. Daha sağlıklı bir paylaşım yapabilirdik. Yani sonucu anlayıp, onları adam yerine koyup, insan gibi davranıp, gözlerine bakarak ne istediklerini iletişim kurarsak sonuç daha muhteşem hocam olacaktır. Hocam söyledim ya ben bunu. Yani bakın onlar doğrudur ama bunu biz bunu kavrayamıyoruz. Evet. Bazen
gerçekten de neye ihtiyacınız var, nedir diye konuşmak istemiyoruz. Biz kendi doğrularımıza göre, kendi mantığımıza göre onların doğrularını hiç dikkate almıyoruz. Maalesef. Böyle bir yöntem izlemişler. Çok güzel. Bunu da varsa tabii böyle bir cevap. Vallahi ben göremedim. Evet. Var mıydı? Yoktu ama güzel cevaplar vermişlerdi. Bir şey eklemek istedim. Lütfen, çünkü son dakikalarımızda bu arada bu Emre'nin ben alacağım. Yayından sonra onunla oynayacağım. Bunları şöyle koyayım. Şimdi okulumuzda uyguladığımız bir sistem var. Biz haftada bir gün sınıfta bir toplantı yapıyoruz. Ve bu toplantıda o hafta boyunca öğrencilerin işleyişle ilgili ufak tefek sıkıntıları, şikayetleri ya da sınıf yönetimine yönelik bazı tavsiye ya da fikirlerini bir hafta boyunca sınıfta bir panoya asmalarını tarihle beraber rica ediyoruz. Sonra haftada bir gün demokratik bir usulle toplantımıza önce iltifatlarla başlıyoruz. Nasıl? Tuğba'cığım, ne kadar güzel gözlerin var. Ay. Bunlar oluyor yani. Çok severim iltifatı. Kesinlikle evet, gerçekten güzel. Öyle. Çünkü birbirimize iyi olmayan şeyler konusunu, şeyler söyleme konusunda pek cömertiz ama iyi şeyler söyleme konusunda biraz daha şey davranabiliyoruz doğrusu. Cimri davranabiliyoruz. O yüzden biz bu nezaketi çocuklarımıza öğretme konusunda haftada bir gün bunu yapıyoruz. Toplantımızda iltifatlarla başlıyoruz. Herkes muhakkak birine iltifat ediyor. Daha sonra ise kağıtlarımız, notlarımız tek tek alınarak kimin neyle ilgili bir problemi, yaşadığı sıkıntısı varsa. Evet çocuklar, arkadaşlar, şu anda bununla ilgili bir sıkıntımız, sorunumuz varmış. Katılıyor musunuz? Evet öğretmenim, katılıyoruz. Peki bunun çözümü ne olabilir? Kendilerine soruyoruz. Bunun çözümü şu olabilir. Bunun yaptırımı bu olabilir. Böyle davranan bunu yapsın diye. Bakın, ben öğretmen olarak bu sınıfın kuralı budur, bunun kuralı budur demiyorum. Demokratik bir sistemle onlara bir sorunun çözümünün ne olduğunu soruyorum. Ve herkes çözümde pay aldığı için çözüm çok daha kolay oluyor. Hemen sizdeyken ama çok kısa bir net cevap istiyorum. Sonra Fatih Hocama söz vereceğim. Zira sonuna geldik. Esra Hanım demiş ki Tuğba Hanım iyi yayınlar. 20 aylık bir kızım var ve ben yanında sayı sayarken o da öğrendi. Maşallah 5'ten 10'a kadar sayıyor. Bazen Kur'an alfabesini de sayıyoruz. Yaşına göre yanlış bir şey mi yapıyorum demiş. Ne diyorsun? Hiçbir zaman çocuklarınızı durdurmayın. Güzel. Ne öğreniyorlarsa devam. 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 Süper. Net bir cevap. Hocam son sözler ve anonslarım var. Bir soru var. Cevap verebiliyor muyuz yoksa? Hızlıca hocam. Şimdi sormuş, bu 5 tane soru üst üste gelmiş. Çocuğum bana yalan söylemesini nasıl engelleyebilirim? Bunu cevapla kapatalım. Yani bunu hemen söyleyelim. Eğer çocuğa kendi model olarak yaşamınızda, örneğin çocuk yemekten önce bir şey istediği zaman evde yok deyip de çocuğa yalan söylüyorsanız, oysa o çocuğa yemek yedikten sonra bunu verip onun olduğunu söylerseniz, çocuk yani yaşamınıza, evin içerisinde siz yalan sokmazsanız model olarak siz ona bir örnek olursanız, çocuk belli bir süre sonra bunu görmediği için yapmayacaktır. Evet. Bunu detaylandıracağız daha sonra. Bir sürü soru var, bunları detaylandıracağız. Konuşalım ama hocam haftaya. Son şeyim şu. Sevgili izleyenlerimiz, sevgili anne babalar, ne olur bırakın çocuklar kendi yaşamlarını tribünde seyirci olarak değil, sahada kendi yaşamlarının oyuncusu olarak geçsinler. Hepinizi. Ben bunu alkışlarım. Kesinlikle bu önemliydi. Bitti programımız. Aslında yalanla ilgili bir cümle mi söyleyecektiniz? Evet. Lütfen. Yani şöyle, hemen alayım. Şöyle, bir çocuğun, hocam siz daha iyi bilirsiniz, bir çocuğun bize yalan söylemesini istemiyorsak aynı zamanda onun bize söyleyeceği ve söylediği her şeye açık ve hazırlıklı olmalıyız. Evet. Yani bize bir şey söylediğinde bizimle paylaşmak istiyorsa bu muhteşem bir şey. Yani ağır ve ağır tepkiler vermemek, kapılarınızı sonuna doğru kadar açmak. Hoşunuza gitse öyle de gitmese de. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum Hümeyra Hanım. Başarılar diliyorum çok eğitim hayatınızda. Ben de size başarılar. Eğitme hayatınızda. Çok teşekkür ederim. Hocam her zamanki gibi harikaydınız. Teşekkür ederim. Fazla söze ne hacet. Muhteşem bir günün sonunda güzel hediyelerimizden kazanan siz kıymetli izleyenlerimizin isimlerini duyuruyorum. Hemen 10. sınıf kitap setimi kazanan izleyicim Canan Bozkurt, Fatih Aytaç Hocam getirdiği iki kitabı kazananlardan birincisi, 6. sınıf matematik kitabı için Melek Başer, 5. sınıf matematik kitabı içinse Sena Gür. Güle güle efendim, eğitiminize katkı sağlasın, keyifle çözün, keyifle derslerini çalışsınlar diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Bugün şahane bir günün ardından bizler yolumuza koyulup yarına hazırlanacağız. Zira yarın da yine yeni güne merhaba, 10.30'da yine bu kanalda buluşmak dileğiyle efendim. Sizlere en emin olana, yani Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.